Herkese yeniden merhaba, ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ne yapacağımı bilmeyerek başlıyorum sanırım makyaja. Cidden başlayacağım ki en azından bir şeyleri garanti altına alayım. Öyle çok başlangıçta bir şeyler söylemiyorum biliyorsunuz ki. Direkt başlayalım o yüzden. Bu sıra Darfin'in bu serumunu deniyorum. Çünkü cilt bakımında yeni ürün denemeye bayılıyorum. Bu da Intral diye bir serumu. Redness Relief and Soothing Serum diye. Çok kızaran bir cildim yok ama yine de o soothing efektini merak ettiğim için deniyorum. Ayrıca serumların özelliği derinin bir tık altına, yani nemlendiricinin gidebildiğini bilen bir tık altına gittiği için de cildimi aynı zamanda besliyor. O sebeple bu sıra denedik ürünler arasında var. Daha sonra ise Darfin'in Ceramidin isimli böyle eczane ürünüymüş gibi olan bir nemlendiricisini kullanıyorum. Yine bu denediklerim arasında sürekli bunu kullanmıyorum bu arada. Çünkü cildimin herhalde hassas olduğu bir akşam birkaç kere denedim. Bir tanesi böyle sabahına küçük pıtırcıklarla uyandım. Ama genelde ilk nemlendiriciler ya da yoğun yapıdaki nemlendiriciler denediğim zaman böyle bir sonuç alıyorum. Bunu da ısrarla denemek istememin sebebi içerisinde C vitamininin oluyor olması. C vitamini cildinizdeki renk eşitliğini sağlıyor. Aynı zamanda besliyor. O yüzden C vitamini ve ürünleri kullanmayı çok seviyorum. Bunlardan biri Bobbi Brown'un Vitamin Energy Face Base'i. Bu daha çok makyaj öncesinde kullandığım bir nemlendirici diğeri. O çünkü baz gibi işliyor, yani normal gece bakımı gibi değil. Ama bunu annemle beraber özellikle akşamları sürüp yatıyorum ki bakalım nasıl nemlendiriyor diye. Çok net bir şekilde bir göremedim. Sonuç göremedim. Ya çok nemlendirdi ya da çok kuruttu gibi, ya da işte nem vermedi gibi bir şey göremedim. Ama denemeye devam ediyorum. Böyle cilt bakım videosunu daha fazla ürünle artık çekerim diye planlıyorum. Aslında iki kere çektim cilt bakım videosunu ama ikisine de içime sinmediği için yayınlamadım. Çünkü anlatacak çok fazla şeyim var ve biraz karıştıra anlatmışım beğenmediğim için. Beklettim biraz, sizi kusura bakmayın. Bir de gözaltı kremi kullanacağım. Bunda da bu sıra Bobbi Brown'un Extra Repair Eye Cream'ini kullanıyorum. Bunun içerisinde de, bu arada Arda'yla video çektik zaten cilt makyajımızı çıkarıyoruz ve hangi ürünleri kullanıyoruz diye. Onda bahsettim biraz neler kullandığımdan, neden kullandığımdan aynı zamanda. Burada da bu özellikle Bobbi Brown'un Extra Eye Repair ürünü çok kuru göz altları için. Aynı zamanda çizgi bakımı da isteyen insanlar için çok ideal bir nemlendirici. İçinde alp var. O göz altınızdaki puf görünümü de biraz alıyor tabii ki. Anında çizgi bakımı yaptığı için o mimik çizgilerinizin görünümünü düzeltiyor. Ben kullandığım dönemde çok memnundum. Hydrating Eye Cream kullanıyordum. Zaten onu artık izliyorsanız hakimsinizdir diye tahmin ediyorum. Hydrating Eye Cream sonrasında kışa geçtiğim için birazcık daha yoğun nem veren bir ürüne geçtim. Memnunum şimdilik bundan. Yine benim göz altımda yağ bezisi oluşmasına sebep olmadı. Ama sanıyorum ki benim bu Ruaku'dan kullanma geçmişimden kaynaklandığı için böyle bir problem yaşamıyorum. Bobbi'de çalışırken az da olsa yine de birkaç kişiden yağ butonuna sebep olduğunu duydum. O yüzden ürünlerinizi seçerken yine kendi cildinizin reaksiyonuna göre seçebilirsiniz. Şimdi aynama aldım, bir bakıyorum cildim yeteri kadar parlıyor mu, nemi almış mı? Almış. Şimdi ten makyajına geçeceğim. Ten makyajına neler kullanıyorum? Nars ve Huda'nın fondötenlerini karıştırıp kullanıyorum bu sıra. Neden? Nars'ın aslında normalde kapatıcılığını seviyorum ama Huda'yı ne zaman kullansam gün sonuna kadar yüzüm jilet gibi duruyor. Daha kapatıcı duruyor ve ben biraz sanırım hala mat bitiş seviyorum akşam kullanımlarında. Gündüz normalde tek başına Nars sürüp çıkıyorum ama akşam dışarı çıkacaksam, ki bugün öyle yapacağım. Akşam dışarı çıktığım zaman da her zaman Huda'dan biraz damlatıyorum. Bu da şöyle bir orana denk geliyor. Bir blender ile uygulamamı yapacağım. Şöyle sürmeden bir daha göstereyim aradaki farkı. Ne kadar güzel gösterdiğini. Ben olabildiğince ince uyguluyorum. O yüzden kalıp gibi durmuyor ama Huda fondötenle böyle full kapatıcı, dümdüz bir cilt elde edebilirsiniz. Tamamıyla nasıl kullandığınıza bağlı. Concealer'da ne zamandır yeni bir şey denemeye fırsatım olmadığı için aynı ürünleri kullanacağım. Makeup Forever'ın Ultra HD Concealer'ının bu hangi rengi? R22 rengi. Corrector gibi kullanıyorum göz altımdaki morları eşitlediği için. Pembemsi renk. Touch Shade. Hazır bu concealer beklerken, birazcık daha kapatıcılığını arttırırken yani Fenty Beauty'nin amber rengini kullanacağım. Burun kontürünü
Ben çünkü concealer'ı dağıtmadan önce yapmayı seviyorum. Böyle saçma sapan rutinlerim var yani makyajda. Normal bir sıraya uyamadım hala. Ne zaman nasıl bir şey istersem ona göre o sırayla yapıyorum. Beni eğer Instagram'da takip ediyorsanız geçtiğimiz günlerde Adana'ya gittim. Mübel Yağsal'ın workshop'u vardı. Masterclass hatta. Çok güzel bir gündü ve günlerdi benim için zaten. Orada da tabii ki Mübel Yağsal'ın stilini öğrendim. Eğer birazcık daha farklı bir makyaj görmek istiyorsanız benden. Mübel Yağsal'ın aşağı linkini koyacağım şimdi Instagram'ının. Onun henüz bir YouTube sayfası yok. Tarzını öğrenmek isterseniz orada masterclass'ta öğrendiğim teknikleri anlatabilirim. O yüzden yorum yazabilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Buradan şu konuya gelecektim. Burun kontürünü bugün biraz abarttıysam sebebi kendisidir. Çünkü bir fotoğraf çekmiş. Daha doğrusu kızı Şira çekmiş. Burnum o kadar güzel çıkmış ki ben bile hani bu kadarını beklemiyordum kendi burnumda. O yüzden ondan esinlenerek birkaç tane daha teknik uygulayacağım önümüzdeki günlerde. Görmek isterseniz diye söyleyeyim dedim. Master Fix içerisinde RCMA pudra kullanacağım. Bunu biraz yoğun uygulayacağım çünkü gözümün üstünde renk görmek istiyorum. Eğer bu kadar yoğun bir şey yapıyorsam da burnumun kenarına da yapıyorum ki baking'i daha uzun süre aydınlık kalabilsin oralar. Biraz önce Jaclyn Hill'in James Charles'ın paletini incelediği videoya başladım ama bitiremeden kendimi burada buldum. O da böyle bir kontür yapmıştı. Ne zamandır yapmadığımı görünce ben de bir yapayım dedim madem öyle. Neden benim kontürüm bir mükemmel olmasın değil mi? Şimdi asıl kullanacağım yani makyajımızın bugün star olduğunu düşündüğüm renge geldik. Bunun ismini hatırlayamadığım için şimdi paletten çıkartmam lazım. Buradaki turuncu rengi MAC'in paletindeki renklerinden biri. Bakalım bunu buradan nasıl çıkaracağım ama. Tınhamı mahvetmeden nasıl çıkaracağım? Sonuç olarak çıkardım paletten ama paletimi de mahvetmiş olabilirim. Bright Response isimli şöyle bir far. Elinizde herhangi bir turuncu far da olabilir. Daha sonrası şeftali aldık yani Peaches, MAC'in yine Peaches isimli allığıyla geçiş rengi yapacağım. Ama Melis ondan önce yine neyi unuttu? Kaşını yapmayı unuttu. Hemen kaşını yapsın. Benefit'in Browsing isimli ürünü kullanacağım. Yep, artık hazırım göz makyajına geçmeye. Şimdi. Öncelikle dediğim gibi MAC'in Peaches isimli allığını alıyorum. Her zamanki Melis yöntemiyle gözlerimize olabildiğince büyük bir alana sahipmiş gibi gösteriyoruz. Yalnız bu sefer tüm göz kapağında turuncular olacağı için bu geçiş rengini önceden aşağıya da uyguluyorum. Biraz önce Art Net fırçayla uyguluyordum. Onu çok beğenmedim böyle bir renk için. MAC'in 221 numaralı ince karıştırma fırçasını aldım. Bunda hafif bir sedef de var. O yüzden ışık yansımalarında güzelce parlıyor. Ben açıkçası crease bölgesini tabii ki ışıltılı ya da sedefli renkleri kullanmayı ilk tercihim değil. Daha çok mat görünümler tercih ediyorum ama böyle sedefli ürünlere de kullanabilirsiniz. Çünkü uzaktan bakıldığında yine mat bir görüntü veriyor. Bunda bu sefer daha dikkatli davranıyorum. Öncesinde uyguladığım o şeftali allığı yani daha pembelik bulunduran rengi yok etmek istemiyorum çünkü. Güzel bir altın yansıması var. Bu başka temiz bir karıştırma fırçası. Şöyle itiyorum rengi. Uzaktan şöyle biraz aynı ileriden baktığım zaman o kadar güzel gözüküyor ki renk. Bayılıyorum ya. Makyajda turuncuya bayılıyorum. Gerçek hayatta çok tercih ettiğim bir renk değil mesela. İşte kıyafette ya da ne bileyim evin içinde dekorasyonda. Ama makyajda efsanevi duruyor. Benim alt kirpik dibine ne sürsem biraz sulandığı için yavaş hareket ediyorum. NYX'in bir pofidik fırçasını kullanacağım. Rengi yoğun uygulamak için. Alt kirpik dibine biraz fırça ıslatacağım. Çünkü istediğim kadar turuncu rengini alamadım. I Love Makeup'ın yani aslında Ekici'nin markasının Skin Setting Spray'ini sıkıyorum. Böyle Hindistan cevizli acayip bir sabitleyen bir sprey.
Çok her zaman kullanmıyorum tabii her ürünü. Bunu da böyle çok uzun süre kullanacağım bildiğim makyajlarda kullanıyorum setting spray olarak. Mesela bugün istediğim görüntüyü aldım. Bitti falan demişim. Hayır tabii ki. Şimdi bir de bir altın rengi far bulacağım. Gözlerimin ortasına şuralara böyle dokunduracağım. Şu stilo paleti çok kullanmadım bu şeyde kanalda. Ama çok güzel bir palet. Sol isimli paleti. Şuradaki rengi bitirdim. Bu bende bir yıldır var neredeyse palet herhalde. Doğal makyaj sevenler için çoğunlukla kullanıyorum. Şunları mesela tüm göz kapağını falan sürüyorum. Bugün ya bunu ya şunu şöyle ortaları biraz dokundurayım. Değişiklik olsun. Alttaki rengi dokundurayım. Şöyle ördü kısmını. Şimdi bunu önce yukarıdaki kirpikliklerime uyguluyorum. Özellikle şu iç köşede çünkü şimdi kirpik takacağım. Kirpiğin çizgisiyle beraber bu çizgi birleşsin istiyorum. Daha sonra ise hafifçe iç taraflara geçeceğim bunu. Çok küçük ama. Ve far uyguladığım fırçayı da hafifçe dağıtıyorum. Gözü çerçeve sadece. Şu bitiş kısmından da küçücük bir çıkıntı yaptım. Fark etmişsiniz eğer gördüyseniz. Bunu da böyle hafifçe dağıtıyorum. Yine kirpiği, takacağım kirpiği desteklemesi adına. Güzel olacak. Umuyorum. Hiç daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Eski Halil Beyoğlu. Eğer görüyorsanız Instagram'dan hemen onu açacağım. Ezgi Kılıç Halil Beyoğlu'ymuş. Kılıç da varmış. İkinci soy ismi sanıyorum. Trainer yani eğitmen. Mekin Mek Cosmetics Türkiye'de. Harika ötesi bir sayfası var. Onu da sizin çok beğeniyorum. Onun da böyle göz işlerine Teddy kalem kullanıyor arada sırada. Ondan esinlenmiş olabilirim. Dün de aynı kirpiği taktım. Bugün de aynı kirpiği taktım. O kutusu yanında değil. Lush & Lush markasının gratislerde mavi paketle satılan görmüşsünüzdür. Intense kirpiklerini kullanacağım. Temizledim onları. Bugün de aynı kirpikleri kullanmak istiyorum. Çünkü uğraşamayacağım yani. Güzel oldu, beğendim. Şimdi yüzün kalınlığı bence geçebiliriz. Daha sonra ise hazır elinde bulunan Bobbi Brown'un Golden Light isimli. Bu sefer biraz daha yukarılara uyguluyorum yüzümü böyle çekik göstermek istediğim için. Far olarak kullandığım Makin Peaches isimli alını aldık olarak kullanacağım. Ve bununla yine yukarılara çıkıyorum böyle farını birleştirir gibi. Zaten highlighter geldiği zaman bu kadar allık allık durmayacak. Bir de teni bu kadar kapatıcı, bu kadar ağır yalnız. Teni bu kadar kapatıcı yapma sebebim de en başta buydu. Renkleri çok daha net görebilmek. Özellikle cildiniz çabuk kızarıyorsa bu tarz renkler kendini belli etmeyebiliyor çünkü. İnanmazsınız sadece bir highlighter taşıyorum yanımda artık. Ama evdeysem tabii ki her şeyi sürüyorum da. Eğer yanında bir şeyler getirmek istiyorsam Bobbi Brown'un Moon Glow isimli highlighter'ını kullanıyorum. Şöyle bunu aşama aşama süreceğiz. Yaldır yaldır tüm yüzümüze sürmeyeceğiz. Bazı makyajlarda öyle yapmayı seviyorum. Bazen bu şekilde daha kontrollü kullanmayı seviyorum. Hazır aklıma gelmişken sabitlemeden önce de kaş maskara, kaşımı sabitlemek istiyorum. L'Oreal'in Isabel Merrant'la beraber çıkardığı bu Wanted kaş maskarası gerçekten son zamanlarımın favorisi oldu. Hem güzel tutuyor hem de zaten kaş farı kullandığım için rengini değiştirmiyor. Doğal gösteriyor, hoşuma gitti. Bir favoriler videosu çekmeyi bile düşünüyorum bu sıra. Çünkü birkaç tane yeni şey de denedim, sürekli videolarında görüyorsunuz ama ya Melis şunu seviyor dediğimiz zaman bir şeyler olsun istiyorum. O yüzden belki çekmeye çalışırım. Çekebilirsem güzel olur.
Yine I Love Makeup'ın sprayını sıkıyorum. Bugün ruj olarak MAC'in Retro Matte Liquid Lip Color'larından Becky Mo kullanacağım. Elimin üstüne biraz alıyorum. Neden direkt sürmüyorum? Çünkü bunların yapıları biraz kalın. Hani kullananlarınız varsa olaya hakimdir diye düşünüyorum. Ama ben bunun rengini de istiyorum bir yandan dudağımda. O yüzden fırçaya alıyorum. Ve çok çok ince bir şekilde uyguluyorum. MAC'in retro matları aynı zamanda çıkarken renk de bırakıyorlar. O yüzden özel günlerde tercih ediyorum. Ama kullanımını her zaman ya başka rujla karıştırırım ya da böyle incecik sürerim. Melis, renkler uymadı dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden eski turuncu fırçamızı alıyorum. Çok güzel metalik kattım bilmeden. Ama hafifçe turunculuk ekliyorum. Allah metalik oldu. İstesem yapamam. Değişik bir ruj yaptım. Daha sonra ne yapacağım? Üstüne gloss süreceğim. Fenty Beauty'nin Fenty Glow isimli gloss'umu kullanıyorum. Son olarak ise maskara kullanacağım. Benefit'in Bad Girl Bank isimli maskarasını kullanıyorum. Kirpiklere takma kirpiğe yapıştırıyorum. Yine kendimden beklemediğim bir performansla makyajımı çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bunu bence herhangi bir renkle de yapabilirsiniz. Şimdi artık maviyle de yapabilirsiniz. Mavi rujlar da var. İsterseniz yeşil yapın. Nasıl bir şey istiyorsunuz? Benim aslında ilk aklıma gelen kırmızıyla yapmaktı. Ama kırmızı, yani retro matlardan kırmızıyla yapacaktım şunun kırmızısıyla. Unuttuğumu fark ettim. O yüzden yine böyle iddialı bir renk yapmak istiyorum. Bu sıra bu tarz şeyler de çok çok trend eğer görüyorsanız. Özellikle Amerikan kızlarında. Çok güzel olur. Neyse. Boş konuşmadan veda edeyim size. Biliyorsunuz normalde videolarım çok uzun oluyor. Bunun çok uzun olmadığını artık diliyorum. Çok boş konuşmamaya çalıştım. Sadece makyajı anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.